Son 20 saniye. Ve şimdi gözleriniz yine kapalı. Kendimize yaptığımız bu şifa, dostlarımıza, çevremize yaptığımız bu şifadan sonra şimdi dünyada bize şifalanmasına vesile olmamız üzere niyetlenen herkese şifa ulaşmasına vesile olalım. Yani sizin tanıdıklarınızın dışında kimler şifalanmak istiyorlarsa şu an, hepsi için Allah'ın nurunun, şifasının onların bedenine, saçlarından ayak tabanlarına kadar, oradan da akarak yere kadar gittiğini görelim. Ve şimdi başladık. Ben 150'ye kadar sayacağım. 150'de bu çalışma bitecek. Dünyanın neresinde olursa olsun bir insan, bir hayvan, bir bitki, hatta dünyanın ta kendisi, evrenin herhangi bir parçası niyetlenmişse, şifasına vesile olmamızı istiyorsa şifasına vesile olalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ben saydıkça bu nurun daha da fazla, daha da güçlü olduğunu görmeye gayret edin. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ve siz de o kişilerin içindesiniz, biliyorsunuz. Daha önce Facebook canlı yayınlarında tüm dünyaya şifa çalışması yaptığımızda pek çok insan bundan fayda gördü. İçinizden belki fayda görenler de vardır. Lütfen varsa şu an el kaldırsınlar. Kimler Facebook canlı yayınlarımıza niyetlendiler, niyetlendiklerinde bedenlerinde şifalanma gerçekleşti. Bir parmaklarını kaldırsınlar. Şu an gördüğüm burada 4 parmak ve 5 parmak. 5 el, tamam. Ve devam ediyoruz. Elli bir, elli iki, elli üç, elli dört, elli beş, elli altı, elli yedi, elli sekiz, elli dokuz, altmış, altmış bir, altmış iki, altmış üç, altmış dört, altmış beş, altmış altı, altmış yedi, altmış sekiz, altmış dokuz, yetmiş, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 50 kaldı. İşte şimdiki bu şifayı uyguladığınızda niyetlenen herkes tam olarak şifasına kavuşuyor. Aynen Satürn halkası gibi.
Saniyede 10 kez tur. Ve şimdi buna kendiniz de dahil edin. Akrabalarınızı da dahil edin. Elli kalmıştı ve 50 saydığımda bitireceğiz. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145. Ve siz de bedenlerinizdeki bütün bu sıkıntılardan artık kurtulmak için son 3 saymamı bekleyin. 148, 149, 150. Hepimiz gözlerimizi açabiliriz. Geçmiş olsun. Ve şu anda ilk bakacağımız kişi siz olun. Lütfen Evren Hanım kalk. Daha önce nerene kadar eğildiğini bir söyle. İlkinde hayır. Acıdığında o kadardı. Şimdi eğil bakalım. Acının olduğu yerde dur. Evet, ayakkabına dokunmaya başladın. Peki, lütfen şu tarafa gel. Arkanda tahta var, ona çarpmamaya dikkat et. Biraz daha bu tarafa. Çömelerek, daha doğrusu otur ve hiçbir yere dokunmadan. Ve kalk. İlk halin nasıldı? Dizlerim çok ağrıyordu. Belim de ağrı vardı. Ve masayı tutarak oturdun. Evet. Peki sol kolundaki ceviz büyüklüğünde kitle ne durumda? Yani keşke önce göstermiş olsaydım. Gerçekten şöyleydi. Şu an da nokta kaldı. Yani şöyleydi. Ve aldırmayı Şu düşünüyordum. anlık kaldı. Tamam. Ucunu şu Yani yüzde kaç? 98 mi yok oldu? İşte bu. daha hani aklımdan şöyle bir acaba buna da faydası olur mu falan diye geçip ben hani bu bariz gördüğüm için söylüyorum çünkü şoktayım yani. Ve Teşekkür geri doğru ederim. eğilmeye bak. Ve yan tarafını görsün arkadaşlar. Evet, şimdi eğil. Evet. Daha önce nasıldı? Eğilememiştin. Peki şu an boynun, omuzların ne durumda? Asıl bu çalışmaları yarın yapacağız. O zaman hiçbir şeyin kalmayacak. Ve siz yağ beziniz için ne dediniz sırtınıza? Tamam Evren'in oturabilirsin. Benim yarım levleri kadar minik bir sivilce gibi önce düşünmüştüm. Öyleydi de. Daha sonra yağ bezesi haline geldi. Şu an Yani %80 küçülmüş gibi. bugün ne kadar büyüktü? Bugün işte yarım leveli gibiydi. Şimdi %80 oranında küçüldü mü? Peki. Evet. Başka biriniz ne durumda? Lütfen şeker tut. Evet. Kolumun düzeldiğini ben Ayağa kalksın o zaman. hissediyorum. Bakalım kolu Hiç eğik öyle duruyordu.
Şimdi dön biraz. Evet, şu an lütfen kazağını çeksene yukarı. Çek çek. Evet. Tüm arkadaşlar görsün diye çevrende hafif hafif dön. Düzelt. Onu şu açmanı... Şu hareketi hiç yapamıyoruz. En yapamadığım hareket şuydu. Elini kaldıramıyordunuz. Hı. Evet. Şimdi elini... Evet, bakalım rahat bırak. Tamam. Sizler de bakın daha önce nasıldı. Gördünüz mü? Ha. Ve şekeri almaya çalış. Diğer orta parmakla işaret. Evet, yüzükle. Şu iki parmakta halen biraz zorlanıyorum. Sert, bir önce zaten hiçbir parmakla alamıyordun. Evet. Kolun bileğindeki ağrı ne durumda? Ağrı yok oldu. Çatlak vardı orada. Vardı, evet. Şiş vardı hocam, o da itmiş. Şişim de bir müddet indi. İşte mucize ötemiz. Çok güçlü bir enerji çalıştı. Hala... Ben sizin enerji çalışmalarınıza katılamadım onun yüzden. Böyle öyle bir kıvırdı ki yere doğru çektik. Böyle canım yandı. Neredeyse fiziksel olarak hissettim. Evet. Kuyruk sokumunuz ne durumda? Şu anda çok rahat oturuyorum. Çatlaktı değil mi? Çatlaktı, evet. Bir de bir başkasının kuyruk sokumunda nohut fazla... Tadı yok, gayet iyi. Kırıklı. Fındık fazlası vardı. Evet. Şu an fark etmiş. Sizde ne vardı? İşte kuyruk sokumunda bir ağrı vardı. Ben unuttum sizi çağırmayı. Ben en olmuştu ama fark etmiş şu an. O zaman falan bayağı değişmiş. Eğer yine de az bir şey kaldıysa yok edin. Tamam. Hanımefendiyi duyalım. Adınız neydi? Nimet. Bir şey söylüyor. Ne dediniz? Nimet. Nimet Hanım. Boynumdaki düzleşmeden dolayı ön kol, iç kol ve elimin üzerinde müthiş ağrılarım vardı. Özellikle mouse tutarken, bilgisayarda çalışırken. Ama şu an bu ağrılar yok oldu. Yani buraya geldiğimde de vardı. Yani şu an mouse tuttuğunuzda ya da herhangi bir şey olduğunda? Yani şu pozisyonda da çok ağrıyordu ama şu an gayet güzel. İsterseniz çay molamızı verelim, devam edelim.